Merhaba arkadaşlar, merhaba çiçek sevenler. Bugün size yine farklı bir video ile geldim. Şu an kendi çiçeklerimle giriş yapıyorum ama bu videonun devamında Ülkü ablanın çiçekleri var. Ülkü ablam Bursa'da yaşıyor ve terzi kendisi. Hem dikiş dikiyor hem de çiçekleriyle ilgileniyor. Size tek tek odasındaki, balkonundaki böyle terzi odası var. Orada bile çiçekleri var. Oradaki çiçeklerini de gösteriyor arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlemenizi öneririm. Bu arada ben hala iyileşemedim. Enfeksiyon ciğerlerime kadar inmiş durumda. İnşallah ben de iyileştiğimde yine sizlere çiçeklerimle geleceğim. Buradan da arkadaşlar Bursa'dan Ülkü ablama kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum ve çok çok öpüyorum kendisini. Videoyu izlemeye devam. Burası balkonum. Balkonun bir tarafını çekeyim. Bunlar yerli kalanşoyla. Değişik bir kalanşo. Çok tatlı. Rengi koyu pembe. Akrabam yeni getirdi. Yetiştiriyorum. Üç renk diken çiçeği ektim. Şu anda çiçekleri geçti. Burada da yine beyaz, pembe, sarı var. Açık kırmızı sardunyam, koyu kırmızı sardunyam, mum çiçeğim var. Aşkın gözyaşları. Bu pembe çok güzeldir. En azından 5 senelik sardunyam bu. Kırmızı ile ikisi 5 senelik. 3 evet, açık kırmızı, koyu kırmızı bu. Şunu da geçen sene aldım ama onun çiçekleri pek o kadar açmıyor. Açsa da o kadar güzel değil. Çok güzel. Şimdi geçti çiçekleri. Yine tomurcuklu. Şurada süs biberlerim var. Çilli begonyam var. Kırmızı dikenim. Semizotu çiçeğim. Şuradaki semizotum. Bugün çok açtı. Geçti. Bu sedum. Yine semizotu. Şunu göstereyim. Bunu bir müşterim getirdi. Yavru ağzı diken çiçeğiymiş. Büyük açan. Yapraklarından da belli zaten. Değişik bir tip. Bunun gözüne bakıyorum. Çok güzel Hindistan cevizi torfunu ektim. Çok güzel köklendi. İnşallah çiçeklerini göreceğim. Balkonumun sağ tarafı. Burada. Ay şu anda unuttum ismini. Kurdele çiçeğim. Evet. Çiçeklerini açan Yasemin çiçeğim var. Kaktüslerim var. İki tane açtı kaynana topuzum. Para ağacı yavruları, kalanşolar, kırmızı yerli diken. O kırılanın yanındaydı. Bunu sağ kurtardım. Bakalım öbürü sapından çıkacak mı bilmiyorum. Kökü kaldı sadece. Çok açan Melisa'm. Bu da sedum. Değişik. Şimdi açacak. Bunda tomurcukları var. Küpe çiçeği hiç olmuyor bizim. Çok sıcaklar başladığında ölüyor. Şu kaldı bakalım ne olacak. Yine arkada kaynana dili var. Bu da değişik bir şey. Bunu bilmiyorum. Bir müşterim getirdi. Pek de beğenmiyorum. Sedef çiçeklerim. Petunyalar. Petunyalar da geçti. Kadife çiçeğim. Burada kağıt çiçeğim var. Maalesef o da çok sulamaktan çok çiçeğimi kaybettirdi bana eşim. Burada kalanşolarım var. Yine buz çiçeği var. Dışarıda reyhan ekti. Saksı reyhanım var. Burada buz çiçeğim var. Burası benim mutfağım. Aynı zamanda çalışma yerim. En sevdiğim çiçekleri de hep yanıma koyarım. Burada dikiş dikiyorum. Overlock çekiyorum. İçki biçiyorum masamda. Fesleğenim. Aldığımdan beri yaprakları kuruyan, dökülen gardenyam. Bu mavi çiçeğim. Semizotu çiçeğim. Her yere ektim. Geçen hafta kırılan dikenim. Kırılan yeri öldü maalesef. Bunlar kedi tırnaklarım. Her gün rengarenk açan. Diken çiçeğim balkonda kötü oldu. Bugün içeriye aldım. Bakalım nasıl olacak. Burasını çok severdi. Yaprakları yanıyor diye balkona götürdüm.
perde arkasına. Orada da az çiçek açmaya başladı. Sesim için özür dilerim, biraz rahatsızım. Buz çiçeğim. Burası salonum. Şimdi salonumda az çiçek var. Kış olunca çoğunlukla koltukları geri çekip hep arkalarına koyuyoruz. Koruma amaçlı. Yeni ektiğim kavuçum, barış çiçeğim artık çiçekleri geçti. Antoryumum, paşa kılıcım. Camda bir kaktüsüm var, kışın sürekli açar. Bu da yavrusu. Bunlar kızımdan bir tane bir tane gitmişken çaldığım sukulentlerim, kaktüslerim. Havortiyamın mini, onu da kızımdan aldım. Onunki yavruladı, benimki yavrulamadı. Bu çok yavruladı, ben herkese verdim, şimdi yavrulamıyor. Artık böyle kaldı. Aloe vera'nın da en güzel olduğu yer burası. Sabah güneşi görüyor burası, köşeden perdeyi de kapatıyorum. Testere dişi aloe vera'm. Dün Instagram'da birinin açtığını gördüm. Açmış testeresini gördüm. İnşallah benimki de açar. Çok meraklıyım ben buna. Bunlar da böyle sukulentler. Şu çürüyerek öldü. Eşim biraz fazla sulamış ben yokken. Birçok çiçeğimi kaybettim maalesef. Bu da mum çiçeğim. Galiba burada gölgede açmayacak. Geçen sene çok açmıştı. Balkondaydı. Kaktüsüm, para ağacı, peperomiyam, trigonum, trigonumu da çok seviyorum. Şu da para ağacım. Bu da testere dişinin yavruları. Burası oturma odam. Şimdi yaz olduğu için çok oturma odamda da çiçek yok. Buraya masa açıp yine çiçeklerimi buraya korumaya alıyorum kışın. Rengi çok bozuldu yaprak güzelimin. Gölgede kaldı burada. Bu çok güzel kokulu limon otu çiçeğim. Kokusu limon gibi kokuyor. O kadar güzel ki ben bunu hiç bitirmiyorum. Kışın bitiyor, yazın yine çıkıyor. Yine birkaç tane yapıyorum. Camın önünde öldürdüğüm menekşelerim var. Bunları yapraktan yetiştirdim. Bir türlü canlanamıyor. Kolyerayamı yine çok sulamaktan eşim öldürmüş. Yaprak güzeli kadifem. Prenses çamım. Sevgili çiçeksever dostlar, ben Gül'ün Bahçesi'ni izlemeye başladım. Gül Hanım'ı çok sevdim. Benim de çok çiçeğim var. Hem terzilik yapıyorum hem de 100 taneden fazla çiçeğim var dedim. Onunla benim çiçeklerimi de çekip göstermeye karar verdik. Ben hobi olarak bakıyorum tabii ki. Paylaşıyorum sevdiklerimle. Bazen çoğaltıyorum. Ne bileyim, hem dikiş dikmek hem çiçek bakmak bana öyle zevk veriyor ki. İnsan dertlerini unutuyor, sıkıntılarını da gideriyor. Çok seviyorum. Hepinize selamlar. Gül Hanım'a çok çok selam söylüyorum. Çok öpüyorum.